Şimdi arkadaşlar, biz ilk ünite Türklerin tarih sahnesine çıkışı, daha doğrusu İslamiyet öncesi Türk tarihi ünitesini sizinle başlatacağız. Ben tarihin bir bütün olduğuna inanırım ve bu bütünlük arz eden tarih neden sonuç ilişkisi içerisinde anlatılırsa, ne kadar çok anlatılırsa, ne kadar çok birbiriyle bağlantısı kurulabilirse tarihsel olayların, o kadar sizde kalıcı olacağına ve o kadar fazla net çıkartabileceğinize inanıyorum. Onun için bazı öğretmenlerimin işte sorunun çok çıktığı yerden başlaması gibi, efendim söyleyeyim buradan daha az konu çıkıyor diye buraya bakmayalım gibi tecrübeleri var. Ben öyle yapmıyorum. Ben nereden başlayıp en baştan başlayıp en sona kadar gidip neden sonuç ilişkisi içerisinde tarihsel olayları anlatmayı severim. Çünkü daha anlamlı kalır ve ezberden böylelikle uzaklaşmış oluruz. İnşallah en az ezberle bu süreci beraber atlatacağız arkadaşlar. Şimdi İslamiyet öncesi Türk tarihi dediğimiz üniteden, yani bugün, haftaya, belki bir sonraki haftaya sarkacak bu üniteden değerli arkadaşlar bir tane soru geliyor. Ama bazı arkadaşlarım şöyle bir hataya düşüyor. Ya bir tane soru geliyor zaten. Ben vaktimi buraya harcamayayım diyenleriniz olabiliyor, çıkabiliyor. Bazen de iki çıkabiliyor ama genellikle bir soru. Bir tane soru çıkıyor diye burayı önemsememezlik yapmayınız lütfen. Çünkü bir temel atıyoruz ve bir temel atacağız. Mesela bugün bundan sonraki dersler için bir temel atacağız ve bu temel bizim oldukça işimize yarayacak sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. İlk olarak neye bakacağız? İlk olarak Türklerin tarih sahnesine çıkışına bakacağız. Bu Türkler tarih sahnesine nerede çıkmış? Bu Türk adının anlamı neymiş? Türklerin tarih sahnesine çıktığı yer nasıl bir yermiş? Ve Türkler buralardan nerelere doğru göç etmiş? Göç ettiği yerdeki insanlara ne gibi katkılar sağlamış? Onları nasıl etkilemiş ve onlardan nasıl etkilenmiş gibi soruların cevaplarına bakacağız arkadaşlar. Ama bize ÖSYM diyor ki, madem bu ünitenin adı Orta Asya Türk Tarihi ya da İslamiyet öncesi Türk Tarihi ünitesi ve Türkiye tarihinden çok, Türk tarihinden çok fazla soruyla muhatap olacaksınız. O zaman bu Türk adının anlamı nedir? Türk demek ne demektir? Bunu bir çözün. Şimdi Türk adının kelime manası üzerine doğrudan net Türk demek şu demektir diye bir cevap yok. Ama birçok araştırmacının yaptığı Türk kelimesi üzerine araştırmaları var. Bu araştırmalar birazcık böyle dilsel olarak, etimolojik olarak değil de daha çok böyle Türklerin yaşam tarzını görmüş ya da araştırmış insanların Türklerin yaşam tarzıyla alakalı bazı çıkarımlarda bulunması üzerine birçok bilim adamı ne yapmış? Türk demek şu demektir diye bize çeşitli görüşlerde bulunmuş. Ve daha önce KPSS'de ve ÖSYM'nin yaptığı birçok diğer sınavda bu soru çıktı. Bu soru bu sene de çıkabilir. Özellikle şu sol tarafta gördüğünüz bilim adamları daha önce MEP kitaplarında yazmıyordu. Şimdi MEP kitaplarına bu bilim adamlarının hangi fikirleri ortaya attıkları bu sene eklendiği için ne olur ne olmaz karşımıza çıkabilir. İsimler ve ortaya attıkları fikirleri şimdi konuşalım. Ama lütfen yeni başladığımız için şuna dikkat, eski öğrencilerim bilirler. Eğer arkadaşlar MEP kitabına bu sene yeni eklendi diyorsam bir soruya, o soruya dikkat edeceksiniz, o konuya dikkat edeceksiniz. Çünkü soru gelme ihtimali yüksektir. Çünkü tarih yıllardır hep aynıdır. Bazı değişiklikler olduğu zaman ÖSYM o değişikliklerden soru sormayı sevecektir arkadaşlar. Çünkü soru bulmakta oldukça zorlanıyorlar artık. Onun için diyorum zaten çıkmış sorular her an karşınıza çıkabilir sınavda. Onun için bütün çıkmış soruları çözmeden sınava girmek yasaklıyorum öğrencilerime. Şimdi Türk adının anlamlarıyla ilgili
Mesela Macar Türkolog Vamberi ne demiş? Macar Türkolog Vamberi demiş ki Türk demek türemek, çoğalmak demektir demiş. Türeyen, çoğalan demektir demiş Macar Vamberi. Bu Macarlar Türk tarihini araştırıyorlar arkadaşlar anlaşılan. Neden araştırıyor olabilirler? Fikri olan var mı? Neden Macarlar Türk tarihini araştırıyor olabilirler? Hocam Atilla'nın soyundan geldiğine inanıyorlar çünkü. Bravo. Bravo. Çünkü Macarlar mesela bugün şöyle söyleyeyim. Budapeşte başkentleri. Atilla'nın bugün yetiştirebilirsek işleyeceğimiz konulardan olan Atilla'nın Avrupa Hun Devleti'nin merkezi Budapeşte yakınlarında bir yer. Dolayısıyla bu adamların Atilla'yı ve Macarları araştırmaları, biz Macarların Türkleri araştırmaları bizi şaşırtmasın. Hatta şöyle söyleyeyim, bugün Macaristan'da biz de Türk soyuyuz, biz de Atilla'nın torunlarıyız diyen Türk Milliyetçisi bir parti yaklaşık %10-15 aralığında bir oy alıyor arkadaşlar. Demek ki Macarlar ne yapmıyorlar? Türklük özelliklerini tamamen göz ardı etmeyip araştırıyorlar. Bugün o göçleri konuşacağız. İkinci bir isim Kaşgarlı Mahmut. Arkadaşlar Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-ı Türk'te ki Kaşgarlı Mahmut çok önemli bir isim. Divan-ı Lügat-ı Türk'te Türk demek olgunluk çağı demektir diyor. Türk demek olgunluk çağı demektir diyor arkadaşlar. Bu şöyle bir şey. Kaşgarlı Mahmut'un söylediği önemli mi? Kesinlikle önemli. Neden? Çünkü Kaşgarlı Mahmut ömrünü bu kitaba ayırmış, bu kitap için harcamış. Türkistan coğrafyasının, Türklerin yaşadığı coğrafyanın tamamını gezmiş ve bu geziler sırasında Türk diline dair, Türkçe'ye dair ve Türk yaşamına dair her şeyi not almış. Divan-ı Lügat-ı Türk temelde bir sözlük olsa da Türk yaşam tarzı ile ilgili bize çok fazla fikir veren bir eserdir. Onun için ömrünü buna adamış ve ilk ansiklopedik Türkçe sözlük yazmış bir adamın Türk kelimesini Kaşgarlı Mahmut'un Türk kelimesini olgunluk çağı demesi bizi oldukça dikkat çektirmeli. Gördükleri gibi ifade ediyorlar daha çok dediğim gibi. Türkleri olgun görmüş. Sebeplerini biraz sonra detaylıca konuşuruz. Acaba neden Türkler olgunluk çağı dedirtmiş kendilerine diyebiliriz. Sorabiliriz, konuşabiliriz. Ziya Gökalp ki o da çok önemli bir isim. Türkiye'de Türk milliyetçiliğinin babası olarak tanınan Türkçülük akımının önderi. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de fikirlerimin babası dediği bir isim Ziya Gökalp. Aynı zamanda bir sosyologdur. O da Türk demek töreli, kanun, nizam sahibi demiştir. Türk demek töreli, kanun, nizam sahibi demek demiştir ki özellikle biraz sonra göreceksiniz Türklerin yazılı hukuk kuralları uzun süre olmayacak. Türkler yazısız hukuk kuralı olan töreye bağlı olacaklar. Demek ki buna çok bağlılar ki Ziya Gökalp yaptığı araştırmalar sonucunda Türk demek töreli, töre sahibi, kanun nizam sahibi kişi demektir demiş arkadaşlar. Yine Uygur metinlerinde ki bizim en çok sevdiklerimizden bir tanesi de bu. Uygur metinlerinde Türk demek güç, kuvvet, güçlü, kuvvetli demektir demiş Uygur metinleri Türk adının anlamıyla ilgili. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Türklerin biraz sonra daha detaylı öğreneceksiniz ama en ezeli düşmanı Çinliler. Dolayısıyla Çinlilerin ne dediğini önemserim ben. Çünkü çok objektif bakmayabilirler. Ne yazık ki Türkler yazıyı çok geç kullandığı için arkadaşlar Çin kaynaklarından, Arap kaynaklarından, Hint kaynaklarından, İran ve Bizans kaynaklarından tarihlerimizi öğreniyoruz biz. Ama en eski düşmanımız, en eski ilişki kurduğumuz devlet ve oldukça medeni bir devlet olması bakımından da her şeyi yazan ve not alan bir devlettir Çinliler. Çinliler ne demişler? Türk demek miğfer demektir demişler arkadaşlar. Miğfer nedir bilen var mı aranızda?
Askerlerin kafalarına taktı zırhlı başlık, evet başlık. Savaşçıların, savaş filmlerini izleyenler hatırlayacaklar. Savaşçıların kafalarına taktığı kask. Böyle kulakları koruyor, burnu koruyor, darbe almayı engelleyen sağlam bir nesne aslında. İşte o sağlam nesne olarak görmüş Çinliler de Türkleri sevgili arkadaşlar. Bunlar çoğaltılabilir. Yok işte deniz kenarına oturmuş adam, yok mutsuz adam, yok mutlu adam gibi garip sorularla karşılaşabilirsiniz bu süreçte. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı kitabı bu kadarını vermiş. Fazlası detay olabilir. Bu kadarını bilseniz benim için yeterlidir diyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle eşleştirme soruları olabilir. İşte Van Beri ne demiş? Kaşgarlı Mahmut ne demiş? Ziya Gökalp ne demiş? Ya da denmeyen bir ifadeyi sorularda sizin karşınıza çıkarabilirler. Onun için çok dikkat etmelisiniz sevgili arkadaşlar. Eğer Türk adının anlamıyla ilgili bir sıkıntı yoksa bu Türklerin ilk ana yurduna bir bakalım. Türklerin ilk ana yurdu aslında şu çok umurumda değil. Doğusunda Kingan Dağları, batısında Hazar Denizi, kuzeyinde Sibirya, güneyinde Himalaya Dağları hiç umurumda değil. Daha çok umurumda olan hadise şudur değerli arkadaşlar. Burası nasıl bir coğrafya? Burada yaşayan insanların, buranın iklimi, buranın suyu, susuzluğu, buranın bitki örtüsü, buradaki insanları nasıl etkilemiştir? Buradaki insanların karakterini etkilemiş midir? Aslında daha çok uğraştığım, bilmenizi istediğim şey bu olacak. Üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Kuzeyinde Sibirya, batısında Hazar Denizi, doğusunda Kingan Dağları, güneyinde Himalayalar olacak arkadaşlar. Şimdi buna gelmeden şurada bir yorum yapmak istiyorum beraber. İnsanların yaşadıkları iklim, insanların karakterini, yaşayışını, özelliklerini, karakteristik özelliklerini etkileyebilir mi? Kesinlikle etkiler. Kesinlikle etkiler değil mi? Yani mesela derler ki biz Türkiye için, bugünkü Türkiye için biz Akdeniz iklimi insanıyız, sıcakkanlıyız, misafirperveriz. Genellikle sıcağız ve insanları seviyoruz. Kanımız kaynıyor. İnsanlar da bize kanları kaynıyor. Onun için turist çekebilen bir ülkeyiz. Ya da mesela ben şeyden böyle erkekler daha iyi anlayacaklar belki söylediklerimi. Türkiye'ye gelen futbolcular üzerinden bunu böyle tespit ederim. Mesela Brezilya'dan gelen futbolcular genellikle taraf herkes tarafından seviliyorlar. Neden? Sıcak ülkeden geldiler. Sıcak kanlı insanlar böyle. Herkese sempatik gelebiliyorlar. Ama mesela bir Rusları düşünün. Ruslar yaşadıkları yerde nasıllar? Sert, böyle gıcık, nemrut adamlar. Neden? Soğuk iklimden gelmişler. Soğuk karakterler ve soğuk yapılılar. İşte Türklerin de bu yaşadığı coğrafya Türklerin karakterini ne yapacak arkadaşlar? Çok yakinen etkileyecek. İşte bu etkiler üzerinde birazcık durmak istiyorum. Sizce Orta Asya dediğimiz yer iklimi nasıl bir iklim? Orta Asya'nın iklimi nasıl bir iklim? Hani coğrafya dersi yazları, yapıyorsun ya. Yazları çok sıcak, kışları da çok sert. Yazlar çok sıcak ve kurak. Kışlar da soğuk ve sert. Kışlar da çok soğuk ve sert. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu burada ne az demek? Bu burada ne az demek? Bu burada yağış az demek. Yağış az demek. Berkay da chatten ne demiş? Karasal iklim hocam demiş. Aynen öyle. Yağış az. Yağış azsa ne de az arkadaşlar? En temel insan ihtiyacı olan su da az. Evet, iklimsel olarak bakacak olursak karasal iklim, sert karasal iklim hatta. Onun da bitki örtüsü bozkır. Aha da dikkat. Türkler için ne derler? İşte bozkırın atlıları, bozkırın kuyumcuları, bozkırın savaşçıları. Bu
suyun az olduğu yerdeki bitki örtüsüdür arkadaşlar. Çok uzun çayırlar yoktur. Daha kısa çayırlar ya da daha kısa bir bitki örtüsü görülebilir. İşte o bitki örtüsünde, o bitki örtüsünün ortaya çıkmasındaki temel sebep neydi arkadaşlar? Suyun az oluşuydu. Sulamanın az oluşuydu. Ne yazık ki su az. Çünkü yağış az burada diyoruz arkadaşlar. Şimdi peki o zaman bu sert karasal iklimde, bu soğukta bu insanların karakteri de buna göre belli olur mu? Türklerin karakteri buna göre belli olur mu? Tert mizaçlı olurlar yani. Şimdi ona gelmeden önce şunu söyleyelim mi? Temel geçim kaynakları ne olur? Mesela büyük tarım arazileri olur mu? Olmaz hocam, hayvancılık. Büyük tarım su arazileri olmaz. Bir kere ne yok? Su az. Su azsa tarım arazileri az olur. O zaman hayatlarını geçindirebilmek için ne yapmak zorundalar daha çok? Hayvancılık. Önce hayvancılık diyeceğiz. Hayvancılık yapmak zorundalar. Hayvancılık yapan bu Türkler genellikle büyük baş mı küçük baş mı hayvancılık yaparlar? Küçük baş. Neden küçük baş? Göçebe oldukları için yani onları yanlarında taşıyamazlar. Sadece buradan yapamayız o yorumu Selma. Çayır. Ya bozkır büyük başlar da olabilir. Bozkır olduğu için yüksek araziler, yüksek verimli, yüksek çayırlar olmadığı için değil mi? Mesela Türkiye'yi göz önünde bulunduracak olursak, Türkiye'de İç Anadolu'da küçükbaş hayvancılık meşhurdur. Coğrafyacınız anlatamıyor ki bunları Salih Hocam. Ben anlatıyorum. Yani. Yok hocam, güzel anlatıyor hocam. Coğrafyacınız coğrafya anlatamaz. Matematikçiniz matematik anlatamaz. Hepsi bana kaldı ya. hepsi çok değerli hocalar. Tabii ki şaka yapıyorum. Aramızda kalacağını biliyorum. YouTube'da da paylaşmayacağız sanki. Şimdi neyse. Mesela İç Anadolu'da ne var? Karasal iklim olduğu için İç Anadolu'da küçükbaş hayvancılık var. Çünkü otlaklar küçük. Ama mesela Doğu Anadolu'da yağışların çok olmasıyla birlikte otlakların yüksek olması büyükbaş hayvancılığı oralarda meşhur kılıyor. Bu bir. Bozkır olduğu için küçükbaş hayvancılık meşhur. Onda daha ilerler. İkinci bir hadise de evet göçebe yaşayacaklar. Göçebe yaşayacakları için de küçükbaş hayvan onlara bir avantaj sağlayacak değerli arkadaşlar. O zaman önce nasıl yaşayacaklar? Zaten konar göçer. Bizim bugün Anadolu'da birçok yerde olduğu gibi yaylak ve kışlak olarak yaşayacaklar. Sonra da işte bütün bu yaşam şartları onları zorlayınca biraz sonra göreceksiniz. Buralardan dünyanın birçok yerine göç etmek zorunda kalacaklar arkadaşlar. Göç etmek zorunda kalacaklar. Ama bu göç nedenlerini, sonuçlarını biraz sonra çıkartırız. Fakat sizden bir şey istiyorum. Bu göçebe yaşam Türklerin karakterini nasıl etkiler? Bu göçebe yaşamın getirileri, götürüleri nelerdir? Yorum istiyorum hepinizden. Tek tek yorumlayalım. Az önce biriniz demiştiniz ki, hocam sert yapılı olurlar, sert yapılı insan olurlar. Doğru mu? Evet hocam. Evet. Sert mizaca sahip olurlar. Mizaçları çünkü sert. Savaşçı oldukları için. Şimdi o zaman bu yorumu şöyle devam ettirerek bulmamız ezberden ziyade yorum istiyorum burada çünkü hepinizden. Diyorum ki mesela bu adamlar göçebe yaşadıkları için yerleşik yaşam yok öyle mi? Evet. Yerleşik hayat şu an yok. Yerleşik hayat yoksa bu adamlar o bozkır kültürü dediğimiz yaşamda göçebe yaşıyorlar. Ve bu göçebe yaşam genellikle nerede oluyor? Çadırlarda mı oluyor? Çadırda yaşıyor insanlar. Şimdi çadırda yaşıyorlar. Ekonomik gelirleri çok yüksek değil. Genellikle de özellikle çok ciddi kuraklık yaşandığı yıllarda hayvancılıkta da sekteye uğruyorlar. Ve hayatta kalabilmek için en ezeli düşmanları olan Çin'le sürekli kavga halindeler. Çünkü Çin'le kavga yapmak zorundalar. Çin'le kavga yapmak zorunda olmalarının bir sebebi İpek Yolu'dur arkadaşlar. Şuradan geçen.
Yani Türkler hayvancılığın yanı sıra ne de yapmak zorundadırlar? Ticaret de yapmak zorundadırlar. Ki özellikle de ne ticareti? İpek yolu ticareti. Aynı zamanda yine Çin'le bir kavga sebepleri de Çin'e baskınlar yapıyorlar. En azından kışı atlatmak için Çin'den ekonomik gelir sağlamak zorundalar. O zaman göçebe yaşayanlar, çadırlarda yaşayanlar, yerleşik hayat görmeyenler, mecbur bu insanlar sürekli de mücadele içerisindeler. Mücadeleciler ve savaşçılar. Şimdi tek düşmanları da Çin değil. Biraz sonra göreceksiniz kendi içlerinde de çok fazla düşmanlıklar var. Boylar arasında kavgalar, efendime söyleyeyim taht kavgaları, devletin başına geçme kavgaları gibi gibi birçok sebepten dolayı Türkler mecburen de aslında savaşçı ve mücadeleci bir toplum haline geliyor değerli arkadaşlar. Bir de şöyle düşünün. Türkler Çinlileri çoğu seferinde yeniyor. Ki Çinliler bugün nasıl dünyanın en kalabalık milleti ise o gün de dünyanın en kalabalık milleti olmasına rağmen Türkler Çinlileri her seferinde yenebiliyor. Bununla ilgili bir yorumunuz var mı? Nasıl oluyor da Türkler Çinlileri her seferinde yenebiliyor? Hocam çünkü savaşçı bir milletiz. Savaşçı milletiz ama sadece bunu söylemek yeterli mi? Yani çok kalabalıklar çünkü. Kesinlikle kabul. Savaşçı bir milletiz. Eyvallah. Zaten mecbur duyamadım. Hocam Tek atı evet. Kullanabiliyorlar. Atı mı dediniz? Evet. Bir. Evet savaşçılar. Çinlilerden daha çok savaşçılar. İki. Mecburen savaşçılar. Hani her Türk asker doğar ifadesi vardır ya. Orta Asya evet. Türkleri için bu geçerlidir. Orta Asya Türklerinde kadın erkek çoluk çocuk demeden herkes savaşçı olmak zorunda. Çünkü hayatta kalma içgüdüsünden geliyor bu durum. Çünkü sen çadırda yaşıyorsun. Çinli çocuklar nerede büyüyorlar? Evde büyüyorlar, sarayda büyüyorlar. Etrafı kapalı setler olan bir kalenin içinde büyüyorlar. Hatta en büyük insan yapısı sayılabilecek olan Çin Seddi'nin arkasına saklanmış duruyorlar. Bu çocuklar hayata bizimkiler gibi 1-0 geride başlamıyor açıkçası. Dolayısıyla Türkler Çinlilere göre oldukça mücadeleciler ve savaşçılar. Bir üstünlük sebebi de bu. Bir başka üstünlük sebebi de at. Kaşgarlı Mahmut az önce gördünüz ya Divan Lügati Türk'te diyor ki Türk'ün kanadıdır at. Evet, bu at sayesinde Türkler dünyanın her yerine göç etmişler. Fakat Çinliler çok kalabalık olduğu için Türkler kadar at bulamamışlar ve Türkler savaşlara hep neyle girmiş? At üzerinde girmiş. Ve Türkler savaşlara at üzerine girince zaten üstün olan savaşçılıkları Çinliler üzerinde çok ciddi manada ne katmış? Daha büyük bir üstünlük katmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Anlaştık mı? Sizden ne isteyeceğim biliyor musunuz? Göçebe yaşamın getirileri götürüleri neler olabilir? Getirileri götürüleri neler olabilir? Yani göçebe yaşam nedeniyle Türkler neyi iyi öğrenmişlerdir? Neyi iyi öğrenememişlerdir? Bunları bir tek tek konuşmak istiyorum. Yorumlamanızı istiyorum daha çok. Hani ezberden de ziyade arkadaşlar. Avcılık gelişmiş olabilir hocam. Avcılık gelişmiş olabilir. Tabii ki gelişmiş olabilir. Kabul. Başka? Coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler demeyelim de biz ona Orta Asya Türk göçleri diyelim. Çünkü coğrafi keşifler tabiri daha çok Avrupalılar için söylenen bir tabir ya. Yerleşik anlamı. Evet işte onu istiyorum işte. Mesela yerleşik yaşam gelişmemiş. Sanat gelişmemiş. Yerleşik hayat yok ya da gelişmemiş. Ekonomi sadece hayvancılıkta sınırlı kalmış. Hayır kabul etmiyorum bunu. Ekonomi sadece hayvancılıkta sınırlı kalmış. Zorlu iklim şartlarında yaşamayı öğrenmişlerdi.
zor iklim şartlarında yaşamayı öğrenmişlerdir diyorsunuz. İşte bunu ne dedik biz? Sert mücadeleci yapı dedik. Kabul ettim, sert mücadeleci yapı. Mimari geride kalmış. Bravo, bravo. İstediğim özelliklerden bir tanesi. Mimariyle geri kaldılar. Hapis süreleri kısa. Hapis süreleri niye kısa? Hocam uzun olsa zaten bunlar konar göçer insanlar. Sırtında mı taşıyacaklar? Gidecekler. Aynen. Sırtında mı taşıyacaklar? 10 günden fazla ceza verilmiyor. Kabul ettim. Hapis cezaları kısa. Kabul. Başka? Chatten de yazanlar var. Yeni dönebiliyorum. Savaş stratejisi, askeri yapı. Güzel. Sanat gelişme. Edebiyatı gelişmiş. Evet. Şimdi sanat gelişmemiş ifadesini kabul etmiyorum Nisa. Neden? Sanat komplike bir şey. Ama sanat eserleri de yaşam şartlarına uygun gelişiyor. Öyle diyelim. Gelişmemiş demeyelim. Mesela taşınabilir sanat eserleri yapmışlar. Evet. Taşınabilir sanat eserleri yapmışlar. İşte mesela bu taşınabilir sanat eserlerinden en önemlisi nedir? Halıdır. Halıdır. Evet. Nedir? Çadırdır. Değil mi? Taşınabilir sanat eserleri. Dünyanın ilk halısını Türkler yapmıştır. Evet. Ve dünyanın her yerine çadır satmışlardır. Bunu bilin. Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Kubbetüs Türk denilen Türk çadırında kalmış arkadaşlar. Yani Araplar bile o yüzyıllarda Türk çadırının önemini biliyor. Taşınabilir sanat eserleri konusunda ileriyiz. Kıl çadır bunlar daha çok böyle hayvan yönünden yapılan faydalanmışız demek ki arkadaşlar. Onun için bunu da söyleyelim. Şimdi ticaret konusunda sadece hayvancılıkta değil, hayvancılıkla alakalı ticarette ilerlemişlerdir kabul. Ama bunun dışındaki ticarette de mecburen ilerlemek zorunda kalmışlardır. Çünkü en önemli geçim kaynakları bir süre sonra eğer kuraklık da çok fazla olursa mecburen ticaret oluyor. Bunu unutmayın. Yalnız şunu demenizi bekliyordum. Demediğiniz çok önemli bu. Merkeze yakın hocam. Yazıya çok geç geçmişler. Yazıyı çok geç kullandılar. O yüzden sözlü edebiyatta geliştiler. Bravo. Yazıyı çok geç kullandılar. Söyledim hocam onu, duymadınız. Belki de karışabiliyor. Söyledi evet. Köre gelişmiştir. Yazı köre... çok geç kullanıldığı için yazılı edebiyatta geri kalmışlar ama sözlü edebiyatta özellikle destanlar, koşuklar, ağıtlar göreceğiz hepsini. Onlar da Türklerin ilerlediklerini biliyoruz. Sözlü edebiyatta ileriler. Diyelim arkadaşlar. Türklerin yazıyı geç kullanması ne yazık ki Türk tarihini öğrenmemizi çok zorlaştıracak arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi İran, Çin, Hindistan, Bizans gibi kaynaklardan öğreniyoruz ama bunların da objektiflikleri her zaman tartışmalı oluyor. Peki başka birkaç şey daha istiyorum, önemli şeyler. Özel mülkiyet yok. Yani herkesin kendine ait bir yeri yok. Şimdi o özel mülkiyeti bir tartışalım arkadaşlar. Şöyle tartışalım. Bir kere toprak yok. Bir kere aynen. Toprak sahipliği yok. Toprak sahipliği olmadığı için de sınıf ayrıcalıkları yok. İşte tam orayı konuşmamız lazım. Özel mülkiyet yok. Özel mülkiyet olmadığı için bir toprakta birilerinden üstünlüğü yok. İşte hiyerarşi yok. Üstünlüğün olmaması da kölelik yok. Evet. Kölelik gelişimi yok. Sınıf farklılıklarını engellemişler. Engellemiş, engellenmiş. Aynı zamanda evet, kölecilik de yok. Şimdi sizden bir şey öğrenmenizi istiyorum. İşte dedim ya, tarih bir bütündür ve ben öyle anlatmayı çok severim. Sizden bir şey öğrenmenizi istiyorum. Kölecilikle ilgili şunu söyleyelim. Kölecilik mesela İslamiyet'ten sonra da çok fazla yok. Sebebi nedir? İşte Osmanlı'da kölecilik yokken sebebi nedir dediğim zaman öğrencilerim bazen şey diyorlar. Hocam işte şey yok. İslam'da yasak. Hayır. İslam'da mesela savaş esirliği, köleliği vardır. Daha çok mesela Osmanlı Devleti'nde de özel mülkiyet olmadığı için sınıf farklılığı yoktur. Bunu unutmayın. Neden? Osmanlı Devleti'nde mesela ekilebilir, biçilebilir büyük araziler devletindir. Devletin olduğu için bu araziler toprak sahibi, toprak ağası, feodal bey gibi isimler ortaya çıkmıyor ve onların köleleri ortaya çıkmıyor
arkadaşlar. Onun için özel mülkiyetin sınıf farklılıklarını engellediğini ve köleciliğin olmadığını lütfen not alabilirsiniz. Önemli sevgili arkadaşlar. Bir de az önce biriniz söylediniz, merkezi yapı çok güçlenememiş. Yani bir tam böyle net her zaman bir başkent olamamış. İnsanlar dağılmışlar, aynı yerde yaşayamamışlar. Merkeziyetçilik, merkezi yapı zayıf kalmış diyebiliriz. Ve ne yazık ki bu da ilk Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasına yol açmıştır. Arkadaşlar, merkezi yapı zayıf. Buyurun. Türkleri en büyük etkisi aslında göçebe yaşamın özgürlük, bağımsızlık duygusunu oluşturması. Tam eğer 15 saniye sabredebilseydin bunu soru olarak soracaktım. 1 Haziran'da ödenmek üzere çikolata sorumuz olacaktı. Ama hocam ben yiyorsunuz ki çikolataları. Teşekkür ederim beni bu çikolata borcundan koruduğun için. Rica ederim hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Bu salgının dünyayı neden yakıp bitmesini istemiyorum. Neden bir an önce dershanenin başlamasını istiyorum. Şu çikolata borçlarımdan dolayı. Happy Top'u 50 tane 100 tane çikolata borcum vardır. Toplasan işte 100 tane çikolata borcu. Daha fazladır hocam o. Yani bir sınıfa en az bir 10-15 tane borcunuz oluyor. Emin ol. Onları da vermiyorsunuz. Emin ol o kadar çok değildir. Ondan çok daha. O kadar az değil de diyeceksiniz bence. Yok o kadar çok değildir. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar sıkıntı yoksa buranın son kelimesini söyleyelim, son cümlesini. Türklerin bu yaşam tarzı, Türklerin Orta Asya'daki iklim şartları, iklim koşullarındaki hayat standartları, Türklere en büyük getirdiği karakter dedik. Nedir? Bağımsızlık, istiklal duygusudur. Türkler istiklal duygusu çok gelişmiş bir millettir. Bağımsızlık duygusu çok gelişmiş bir millettir. Sebebini anlamak da çok zor değildir değerli arkadaşlar. Neden zor değildir? Çünkü Türklerin ya ha burada yaşamışım ben, ha şurada yaşamışım ben, ha burada yaşamışım, ha şurada yaşamışım, ha burada yaşamışım, ha şurada yaşamışım. Benim için fark eden bir şey yok. Toprak yok. Yok çocuğun okulu yok. Evin kirası, evin tapusu bilmem nesi yok. Adam toprağı bulduğu an oraya yerleşebiliyor. Neden bir başkasının emri altında yaşasın? Dolayısıyla Orta Asya yaşam şartlarının Türklere getirdiği en büyük karakteristik özellik neymiş? Unutmayacağım. En büyük karakteristik özellik istiklal duygusu, bağımsızlık duygusudur sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Peki. O zaman haydi bu Türkler bu Orta Asya'da duramayıp dünyanın birçok yerine göç etmişler. İşte biz onlara ne diyeceğiz? Orta Asya Türk göçleri diyeceğiz. Bu Orta Asya'dan Türkler dünyanın nerelerine göç ediyorlar. Ona bir bakalım. Dünyanın birçok yerine göç eden Türkleri konuştuktan sonra belki bir mola veririz, konuşuruz onu arkadaşlar. Şimdi, Türkler neden bulundukları bölgeden göç ediyorlar? Aslında anlamak çok zor değil. Neden Türkler göç edecekler? Çünkü nüfus artacak ve nüfus arttıkça topraklar yetersiz kalacak. Buna bir de olumsuz iklim koşulları eklenince, mesela çok ciddi kuraklık, çok ciddi soğukların artması, tarım arazisinin çok daha da daralması ya da arazilerin üzerindeki otlakların yetersiz kalması. Yani genelde temelde suya dayanan sıkıntılar. Şöyle, nüfus arttıkça da herkesin temel geçim kaynağı hayvancılık olduğu için hayvan sayısı da artacak, otlaklar yetersiz kalacak. Dolayısıyla Türkler bu sebeplerden dolayı göç etmek isteyecekler. Yine başka bir göç sebebi de Türklerin
boylar arasında, hem kendi boylar arasında kavgalar, hem de Orta Asya'da yaşayan diğer milletlerle kavgaları. Bakın biz Orta Asya'da tek başımıza yaşamıyoruz. Ya da bu Orta Asya dediğimiz yerde sadece şu kuzeyimizdeki büyük düşman Çin'le mücadele etmiyoruz. Sadece burada bizim tek derdimiz Çin değil. Bakın bu Orta Asya'da yaşayanlar, arkadaşlar. Şimdi Türkler var. Ama yetmez ki. Türkler var. Efendime söyleyeyim, Moğollar var. Siyampiler. Bunlar çok detaydır ama en azından kulak aşinalığınız olsun arkadaşlar. Siyampiler, Tunduzlar gibi gibi birçok ne var? Kavim var burada. Ve bu kavimlerin hepsi de en az Türkler kadar mücadeleci. Çünkü onların yaşam tarzları da böyle. Türkler gibi. Onlar da sıkıntı yaşıyorlar Türkler gibi. Dolayısıyla buradakilerle yaptığı kavgalar. Suyun az olmasıyla birlikte ortaya çıkan salgın hastalıklar, ki bu salgın hastalıklar önce hayvanlara sirayet edecek. Sonra da kime sirayet edecek? İnsanlara sirayet edecek. İnsanlara hayvanlardan hastalık bulaşması hadisesi gayet doğaldır değerli arkadaşlar, ki bugün yaşıyoruz. Ne dediler? İşte bir yarasa çorbasından çıkan bir hastalık nedeniyle ben bunu sizin gözlerinizin içine baka baka sınıfta anlatamıyorum. Evde anlatıyorum. Sizler de beni evde dinliyorsunuz. Ne yazık ki. İşte bu salgın hastalıklar o dönemlerde de yaşanmışlar. Şimdi özellikle üstünde durmak istediğim bir hadise ise Türklerin cihan hakimiyeti anlayışı değerli arkadaşlar. Şimdi bu Türklerin cihan hakimiyeti anlayışı nasıl bir şey? Cihan dünya. Türk'ün dünyaya hakim olma hayali, hedefi ve kızıl elması var. Bakın birkaç yıl önce biz biliyorsunuz bu son süreçte, son yıllarda Suriye'nin kuzeyine, Suriye'ye biliyorsunuz ki ne vardı? Operasyonlarımız oldu bizim. Bu operasyonları bilin lütfen. Gündemden dolayı biraz geride kaldı ama Covid'den dolayı. İşte Zeytin Dalı Harekatı vardı değil mi? En son işte Barış Pınarı Harekatı. İşte bu Zeytin Dalı Harekatı'na giderken bir muhabir bir askerimize bir soru yöneltti. Dedi ki ey asker dedi, nereye gidiyorsun dedi. Asker de dedi ki Kızıl Elma'ya gidiyorum dedi. Asker nereye gidiyorum dedi. Kızıl Elma'ya gidiyorum dedi. Dedim ki aha bulduk. Bu senenin çıkacak sorusunu bulduk. Bütün öğrencilerime dedim ki Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma'yı öğrenin. Kızıl Elma'yı kim yazmıştır? Kızıl Elma ile ilgili kitap, şiir ne varsa hepsini notlara aldırttım. Ama sormadılar geçen sene. Ha sekerse, bu sene sorarlarsa da olabilir, haberiniz olsun. Kızıl Elma ifadesini asker orada kullanınca bilen zaten biliyordu ama bilmeyenler de Kızıl Elma neymiş öğrendiler. Şimdi Kızıl Elma arkadaşlar nedir? Ulaşılmaya çalışılan hedef. Türkler için. Bu ulaşılmaya çalışılan hedef her seferinde tabii ki değişebilir. Zaten bu Kızıl Elma kitabının yazarı Ziya Gökalp, Türkçülük fikir akımını, Türkçülüğü önderi olan Ziya Gökalp, bu Kızıl Elma'da diyor ki Kızıl Elma ülküsü, Kızıl Elma hayali Türkleri durağanlıktan kurtarmıştır. Ve Türkler her hedeflerine ulaştıklarında yeni bir Kızıl Elma belirlemişlerdir. Bakın derslerde işleyeceksiniz. Yaklaşık 80 saatlik, 90 saatlik tarih derslerinde, benimle olursanız 100 saatlik tarih derslerinde, belki biraz daha fazla işleyeceğiz. Mesela Türklerin şöyle hayalleri olacak. Bugün işleyeceklerimizden bir tanesi. Ötüken'de devlet kurmak. Orta Asya'nın en önemli, en güzel yerlerinden bir tanesi olan Ötüken onların Kızıl Elması olacak önce. Sonra Türklerin Kızıl Elması Anadolu olacak. Anadolu'ya gitmek isteyecek Türkler. Sonra Anadolu'yu ele geçirince İstanbul'a gitmek isteyecek. Her bir büyük hükümdarın kendi Kızıl Elması olacak. Efendime söyleyeyim, Fatih Kağan şeyi gibi, İstanbul'u gibi. İstanbul'u bitirecekler, Vatikan'a gitmek isteyecekler. Yavuz Sultan Selim Mısır'a inmek isteyecek. Türklerin her dönem bir Kızıl Elması vardır.
Bunu unutmayın. Çünkü Türkler durağan bir millet hiçbir zaman olamamışlardır. Ama dikkat! Türklerin en büyük kızıl elması cihan hakimiyetidir. Yani Türklerin en temelindeki en büyük kızıl elması, en büyük hedefi, en büyük hayali cihan hakimiyeti anlayışıdır. İspat edeceğim bakın bunu size. İlk günden beri vardır bu kızıl elma, cihan hakimiyeti anlayışı arkadaşlar. Mesela Türk'ün dünya nizamını her yere yaymalıyız diyecekler. Bir ispat şudur. Türk tarihinin ilk destanlarından bir tanesi Alper Tunga destanıdır. Duymuş muydunuz hiç Alper Tunga destanını? Aradan sonra anlatacağım. Alper Tunga destanı. Evet hocam. Alper Tunga destanı İskitlerle İranların yaptığı savaşı anlatan destan. İskit-İran savaşlarını anlatan bu destanda Alper Tunga'nın hayatını kaybetmesinden bahsediyor. Ve Alper Tunga diyor ki bu destanın, bu Alper Tunga için yakılan bir ağıttır aslında. Alper Tunga için ne diyorlar? Hatırlayın destanı. Alper Tunga öldü mü, ıssız Acun kaldı mı? Hem de yürek yırtılır. Alper Tunga öldü mü? Burada sıkıntı yok. Acun yani dünya ıssız yani yetim, sessiz, kimsesiz kaldı mı? Alper Tunga'yı daha ilk Türkler devlet kurmayı bile bilememiş İskitler daha ne diyor? Alper Tunga dünyanın babasıydı. O öldüğü için dünya yetim kaldı. Yani Türklerin en ezeli hedefi, hayali kızıl elması dünyaya hakim olma kızıl elmasıdır arkadaşlar. Haberiniz olsun. İşte bir göç sebebi de budur. Aslında bu göç sebeplerine bir şey de ne eklenebilir? Merak duygusu. Merak ediyor Türkler. Meraklı. Merak duygusu da eklenebilir sevgili arkadaşlar. Son vermeden önce, yorumlamaya başlamadan önce bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsunuz Türkler dünyada hemen hemen birçok ülkeden daha fazla en çok din konusunda etkilenmiştir. Yani Türkler Müslüman oldular. Türkler gök tanrı dinine inanıyorlardı. Türkler Budist oldular. Türkler Maniist oldular. Türkler Musevi olmayı becerebildiler. Düşünün Türkler Musevi olmayı becerebildiler. Türkler her türlü dine inandılar. Ortodoks oldular, Katolik oldular, Hristiyanlığın. Ama Türklerin özellikle Müslüman olanları Türklük özelliklerini unutmadılar. Çünkü İslamiyet'te ne var? Gaza ve cihat var. İşte İslamiyet'teki gaza ve cihatla Türklük'teki cihan hakimiyeti birleşince Fatih Sultan Mehmet'in bizzat sözüdür bu. İlahi kelimetullahı her yere yayacağız. Yani Allah kelamını her yere yayacağız ve aynı zamanda dünyanın hakimi olacağız diyor. İşte Müslüman olan Türkler neden Türklüklerini unutmadılar? İşte bu iki benzerlikten dolayı arkadaşlar. Bunu da Türklerde din konusunu işlerken yine işleyeceğiz değerli arkadaşlar. Göçlerin sebepleri genel olarak bunlar idi. Şimdi gelelim bu göçlerin yönleri çok da dert değil ama şöyle bir şey. Dünyanın her yerine göç etmiş Türklerden bahsetmek mümkün. Ve diyorlar yani dünyanın neresine gitsen bir Türk bulabiliyorsunuz. Evet. Hatta bu tartışmalar şuna da yol açmış durumda bugün. Kızılderililer Türk mü? Kızılderililer Türk mü değil mi? Böyle bir tartışma dahi var. Kuzeye Sibirya'ya gidiyorlar. Bir insan o kadar soğuğa niye gider? Yolu kaybederse gider. Yoldan çıkmışlar. Zaten Sibir kelimesinin kelime manası da yoldan çıkan demek. Kuzeye gitmişler Sibirya'ya. Ama çok ağır bir göçebe topluluktan ve devletlerden bahsediyoruz bunları. Biraz sonra da nereye gelecekler? Anadolu'ya kadar göç edecek Sibirler arkadaşlar. Çin'e uzak doğu ülkelerine giden, Hindistan'a, Afganistan'a gidenler, Batı'ya gidenler, İran'a, Irak'a, Suriye'ye, Mısır'a gidenler de oluyor arkadaşlar. Hatta Anadolu'ya gidenler de olacak biraz sonra konuşacağız.
Bilmiyorum bunu sizler hatırlar mısınız ama bize ortaokulda falan böyle verdikleri bir tarih atlası vardı ya da aldırdıkları. O tarih atlasında bu vardı. Görünce bir hüzünlendim. Tabii yaşım da ortaya çıkar diye de bir korktum şu an. Gördünüz mü? Dünyanın birçok yerine göç eden Türklerden söz etmek mümkün değerli arkadaşlar. Şimdi bu göçlerin sonuçlarını biz birazcık daha fazlasını yorumlayabiliriz ama bir kere Türkler dünyanın her yerine gittiler dediysem, Türkler dünyanın birçok yerinde tanımış oldu mu? Oldu. Peki birçok yerde Türkleri tanıdı mı? Evet. Peki Türkler gittikleri yere ne öğretmişlerdir? Gittikleri yerden ne öğrenmişlerdir? Bildikleri şeyi öğretmişlerdir. Bilmedikleri şeyi öğrenmişlerdir. Doğru mu? Ve biz az önce yorumladık. Türkler neyi biliyor çok iyi? Evet. Savaşçılığı biliyor. Atı biliyorlar, evet. Atı evcilleştiren Türkler. O zaman dünyaya atı evcilleştirmeyi, üzengiyi, eğeri öğretecekler mi? Öğretecekler. Evet. Mesela ceket, pantolon giymeyi Türkler çıkarttı. Dünyaya bunu öğretecekler mi? Evet. Atın üzerinde ok kullanan en iyi millet Türkler, at üzerinden ok kullanmayı öğretecekler mi? Evet. Aynı zamanda devlet teşkilatlanması konusunda çok ciddi manada etkiledikleri milletler olacak mı? Evet. Ama gittikleri yerlerden ne konularda etkilenebilirler? Yerleşik yaşam konusunda, tarım konusunda, efendime söyleyeyim, yazı konusunda etkilenebilirler. Sanat. Birden çok alfabe kullanabilirler. Bir de neden çok etkilenecekler? Türkler arkadaşlar? Dinden çok etkilenecekler. En çok etkilendikleri şeylerden bir tanesi de din olacak sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Var mı buraya kadar sıkıntı? Şimdi Orta Asya uygarlığı çok eski bir uygarlık aslında arkadaşlar. Ve Türkler burada ezelinden beri mevcutlar. Buradan çıkan pek çok buluntu Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin etkilendiğini bunlardan bize gösteriyor. Mesela Karasu kültürüne ait hançer, Pazarlık'taki o halı, dünyanın en eski halısı, Anav'da bulunan seramik kalıntıları ki seramiği işlemeyi biliyor olmaları o yüzyıllardan beri oldukça önemli bir gelişmişlik örneğidir. Şimdi bu kültürlerle ilgili çok detaylı değil ama bazı önemli map kitabı başlıklarını anlatacağım size. Mesela Anav kültürüyle ilgili, şöyle yaparsam daha iyi olacak. Anav kültürüyle ilgili Orta Asya'nın en eski kültürüdür diyebiliriz. Önce şöyle karışmaması için şey yapacağım. Sonra sizlerin öyle not almasını isteyeceğim. Yalnız bunlar benim size yollayacağım konu anlatımı kitabımda hepsi olacak. Onun için not alamayanlar çekinmesinler, korkmasınlar. Nasıl olsa notlarda hepsi var. Şimdi Anav kültürü için biz ne diyeceğiz? Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Ve at ilk defa burada görülmüştür. Arkadaşlar. Bunu bilsek yeterli. Afanesyevo için Türklere ait en eski kültürdür. Afanesyevo. Andronova Afanesyevo'nun daha geniş alana yayılmış halidir. Bunu bilsek yeterli. Karasu kültürü, işte Karasu kültürüyle ilgili buna dikkat. Demiri birçok kültürden daha önce kullanmışlar. Bunu yorumlayalım biraz sonra. Demiri birçok kültürden daha önce kullandılar. Tagar kültürü ise Orta Asya'nın en gelişmiş kültürüdür. En gelişmiş kültürüdür.
Şimdi bu Türklerin arkadaşlar, bu Türklerin savaşçılık özelliklerini etkileyen şeylerden bir tanesi de demirci olmalarıdır. Lütfen dikkat. Demirci olmalarıdır. Neden? Nasıl? Şimdi biz mesela ilk Türk destanlarından mesela Ergenekon destanının nesini biliyoruz? Ergenekon destanıyla ilgili ne biliyoruz? Türklerin demirden dağ bir madeni eritmelerini ve kendilerine yeni yollar bulmalarını biliyoruz. Demek ki Türkler, ilk Türkler ezelden beri demirciler. Şimdi demirciliğin savaşla ne gibi bir alakası var? Demirciliğin özellikle silah yapımında ve silahların kullanımında çok önemli bir etkisi vardır. Arkadaşlar, karşı taraftaki silahlar mesela belki bakırdan, belki daha güçsüz bir madenden yapılmış ama Türklerin silahları demirden yapıldığı için o yüzyıl savaşlarında çok ciddi manada Türkleri güçlü kılmıştır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu kültürlerden bizim konuşacağımız en önemlisi İskitler ya da Sakalar olacak arkadaşlar. Unutmayınız. Şimdi İskitler ya da Sakalara geçmeden bu kültürlerin Orta Asya'nın nerelerde olduğunu gösteren bir görsel var arkadaşlar. İskitler bundan hiçbir yerinde, çünkü İskitler şuradan başlayacaklar ve dünyanın birçok yerine ne yapacaklar? Göçler yoluyla gidecekler arkadaşlar, haberiniz olsun. Şimdi İskitlerin Türk olduğunu ben rahatlıkla söylüyorum. Bazı Avrupalı tarihçiler hala bunu kabul etmemekteler. Ama İskitlerin Türk olduğunu, çok ağır bir savaşçı olduklarını ve bu savaşlarının da bilindiğini söyleyebiliriz. Ama önce bir şey söyleyeceğim. İskitler başlığını atan kitaplarımızın yanında İskitlere aynı zamanda ne de deniliyor? Sakalar da deniliyor. İskitlere aynı zamanda ne deniliyormuş? Sakalar deniliyormuş. Buraya dikkat. Onlara İskit ismini, mesela Yunanlılar vermiştir. Onlara Saka ismini İranlılar vermiştir. Doğulular vermiştir. Şimdi sadece isimlerinden bile şunu anlıyoruz. Bakın, Orta Asya denilen yerde tarih sahnesine çıktılar şuralarda. Buradan geldiler, İranlıları gördüler. Buradan devam ettiler, Karadeniz'in kuzeyinden Yunanlıları gördüler. Bir kısmı da Anadolu'ya girdi. Farkında mısınız? Acayip bir göçebe yapıyla, göçebe bir milletle karşı karşıyayız. Çok ciddi bir göçebe bir milletle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi bu göçebe yaşam, bu kadar göç etmelerini kolaylaştıran bazı şeyler olmalı. İşte onu kolaylaştıran en önemli şey attır. İskitler, Divan-ı Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmut'un da dediği gibi gerçekten atı kanatları gibi kullanmışlar. At evcilleştirilmiş. Atı evcilleştirdiler. Öyle söyleyelim. Ve atın üzerindeki o üzengisini, eğerini bulan da onlar oldu. Hatta yetmedi arkadaşlar. At arabaları yaptılar. Ağır göçebeler. Çok ciddi manada göç ediyorlar ve milletçe göç ediyorlar. İşte o at arabalarının da arkasına çadırlar bağladılar. Aslında modern bir karavanını icat ettiler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu göçleri kolaylaştırmak için yapılmış icatlardır diyebiliriz. Peki bu kadar çok gezenin başına ne gelir? Bu kadar çok gezenin ayağına ne değer? Dönemin en güçlü milletleri değer. Arkadaşlar, dönemin en güçlü milletleri değer. Ki mesela şurada kendi döneminin en güçlüsü
bugünkü İranlıların atası olan Perslerle karşılaşacaklar. Şuradan da devam edecekler. Ondan daha bela bir milletle, daha güçlü o dönem için bir milletle, İskender'le, Büyük İskender'le karşılaşacaklar arkadaşlar. Yunanlıların önemli liderlerinden Makedonyalı Büyük İskender'le de karşılaşacaklar. Ve onlarla savaş yapmak zorunda kalacaklar arkadaşlar. Onu da unutmayınız. İskitler Perslerle savaş yapacak. İskitler Büyük İskender'le savaş yapacak arkadaşlar. Her biri kendi döneminin en güçlü devletleri olan bu devletlerle savaşlar yapmak zorunda kalacaklar. Peki bu kadar güçlü milletlerle savaş yaparsan ne olur? İskitlerle mesela Sakalar savaşırsa ne olur? Destan. Bir daha söyler misin? Destan. Evet. İskitlerle Perslerin savaşlarını anlatan büyük destanlar ortaya çıkacaktır. Bunların Türkler tarafını anlatan Alper Tunga destanı, bunların Persler tarafını anlatan Şehname destanı gibi destanlar ortaya çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi lütfen dikkat. Alper Tunga destanından bahsedeceğim ama Şehname destanını biz Gazneliler devleti zamanında işleyeceğiz. Gazneli Mahmut'a yazar Firdevsi'nin sunduğu eser olacak ve bu İran-Türk savaşlarını anlatan Şehname oldukça Türklere hakaret eden bir eser halinde. Fakat bir Türk hükümdarı sunuyor ve Türk hükümdar ona ödüller veriyor. Çünkü Gazneli Mahmut Türk tarihinin en önemli ilk diyelim hatta ilk imparatorudur ve yönettiği ülke içerisinde İranlılar, Türkler, Afganlar, Hintliler var olduğu için değerli arkadaşlar Şehname'de yazılan Türklere hakaretlere çok bir şey dememiştir. Ama yüzyıllar sonra Emir Timur bölgeye geldiği zaman İran'ı dümdüz ederken Şehname'nin yazarı Firdevsi'nin mezarını tekmeleyecek, kalk diyecekten. Kalk, şimdi bize hakaret edebilirsin. Bak ülkeni dümdüz ettim diyecek. Yani o kadar ağır sözler var. Arkadaşlar, ama Alper Tunga destanından da az önce kısaca bahsetmiştim. Sonunda bir ağıt vardır Alper Tunga destanının. Ve bu ağıtta der ki, Alper Tunga öldü mü, dünya yetim kaldı mı, şimdi yürek yırtılır. Ama bu destandan öğrendiğimiz bir şey var bizim. Alper Tunga ve sonrasında Türklerin Anadolu'ya girdiğini biliyoruz. Türklerin Anadolu'ya girdiğini biliyoruz. Ve Anadolu'da bir süre egemenlik kurduklarını biliyoruz. Dolayısıyla biz bu konuyla ilgili ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki arkadaşlar, Anadolu'ya giren ilk Türkler kimlerdir? Anadolu'ya giren ilk Türkler kimlerdir? İskitler. İskitlerdir. Anadolu'ya gelen ilk Türkler İskitlerdir. Şimdi devlet deseydi Avrupa Hun Devleti diyecektik. Diyeceğiz haftaya. Ama devlet demediği için, ilk gelen Türkler dediği için Anadolu'ya ilk giren Türkler İskitlerdir. Çünkü İskitler arkadaşlar devlet olamadılar. Çünkü teşkilatlanamadılar. Dolayısıyla tarihte bilinen ilk Türk nesi diyeceğiz onlara? Tarihte bilinen toplumu. İlk Türk toplumu. Aferin sana. İlk Türk topluluğudur diyeceğiz İskitler için. Anlaştık mı? Türklerin Anadolu'ya ilk girenleri İskitlermiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bir kavga da
Şuralardan yürümekte olan İskender'le olacak. Çünkü İskender şu gördüğünüz coğrafyanın büyük bir kısmını ele geçirecek. Çok büyük bir devlet kuracak. Dolayısıyla buradakilerin çoğuyla kavga edecek. İşte İskitlerle Perslerin savaşlarını anlatan da bir destanı var Perslerin, şey İskitlerin. İskitlerle Büyük İskender'in savaşlarını anlatan destan da ne destanıydı? Şu destanıydı arkadaşlar. İskitlerle Büyük İskender'in savaşını anlatan destan da ne destanıydı? Şu destanıydı. Lütfen unutmayınız sevgili arkadaşlar. Şu destanından kısaca bahsetmek gerekirse ne diyebiliriz? Bilen var mı? ÖSYM önceki yıllarda bize destanlar sordu. Şöyle sordu. Bu destan kime aittir? Bu destan hangi devlete ait değildir? Gibi sorular sordu. Fakat birkaç yıl önce LYS edebiyat dersinde ve sonra tarih dersinde destan içeriği sormaya başladı. Onun için aklıma geldikçe bu destanların içeriklerinden bahsetmeye çalışacağım size sevgili arkadaşlar. İskitler'le Büyük İskender'in savaşını İskitler kaybetmiş ve Büyük İskender İskitleri tamamen yok etmek üzereyken İskitlerin önemli kahramanlarından bir tanesi şu, kendisi ve adamlarını feda ederek Büyük İskender'i oyalamışlar ve bu sayede İskitler ne yapabilmiş? Kaçıp canlarını kurtarabilmişler. Yani bir milletin yok olmasını ne yapmışlar? Engellemişler. Arkadaşlar haberiniz olsun. Unutmayınız. Tahta aynı sınıftaki gibi olmadı mı kızlar? Aynı sınıftaki gibi oldu vallahi. Böyle karmaşık. Evet evet. Şimdi daha arkadaşlar. Burası daha mı iyi? Evet. Peki. İranlıların Şehname Destanı'ndan bahsettim ben. Konar göçer yaşıyorlar. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Arabaların içinde yaşamışlar. Bunların hepsini de söyledik. Bunları da söyleyelim ama bunları söylemeden önce bir de bu savaşçılığa şunları da ekleyelim. Öyle buraya son verelim arkadaşlar. Diyebiliriz ki tarihin babası Herodot diyor Avrupalılar. Herodot bir Yunan'dır. Herodot bir Yunan olmasına rağmen ne diyor biliyor musunuz? Amazon ismini Avrupalılar İskitler'den çalmıştır. Amazon ismini Avrupalılar İskitler'den çalmıştır diyor. Bizzat Herodot. Amazon adı verilen kadın savaşçılar var İskitler'de. Amazon adı verilen kadın savaşçılar var arkadaşlar. Ki bu tam ispattır. Neyin tam ispatı? Ordu millet anlayışının ispatı. Kadın erkek herkes savaşçı. Bir de onlarda ilk Türk kadın hükümdar var. İlk Türk kadın hükümdar var. Alper Tunga destanına göre bu kadın hükümdar Alper Tunga'nın torunu olduğunu söylüyor. Ve Alper Tunga'nın ölümünün de intikamını aldığını söylüyor. Tombis Hatun arkadaşlar haberiniz olsun. İlk Türk kadın hükümdar. Skitlere mi geçti ya? Tombis Hatun arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi şu gördüğünüz şeyler var ya, o yüzyıllarda yaşamış, milattan önce 2. yüzyıla 5. yüzyıl arasında yaşamış bir milletin sanatını, kültürel faaliyetlerini ispat ediyor aslında. İnanılmaz derecede figürlere dayanan sanatsal eserler diyebiliriz bunlara ama Türklerin biz demirci olduğunu biliyoruz. Fakat bunlar altın işlemesi. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Bu altın işleme hasisi Bozkır'ın kuyumcularıdır. Yani altın çıkartıp altın satmıyorlar. Altını işlemeyi ve bunu sanata dönüştürmeyi bilmişler arkadaşlar. Onlar genellikle bu sanatlarında neyi kullanıyorlar? Hayvan üslubunu
kullanıyorlar arkadaşlar. Genellikle de kuş, at, geyik, kurt gibi figürler ön planda sevgili arkadaşlar. İskitlerin gök tanrı dinine inandıklarını biliyoruz. Bunun en ciddi ispatlarından bir tanesi de gök tanrı dininde var olan balballıları dikmişler. Dinle daha detaylı konuşacağız haftaya ama bu balballar mezar taşı gibi düşünün sevgili arkadaşlar. Balbal kültürünü ilk onlar başlatmıştır diyebiliriz. Şimdilik şunu söyleyeyim İskitlerle ilgili. Boylar Federasyonu halinde yaşıyorlar. Bunu bir not olarak kenara alabilirsiniz ama detayını tam anlamıyla ne olduğunu ben size burada anlatacağım. Boylar Federasyonu halinde yaşıyorlar sevgili arkadaşlar. Ve bugün onu da söyleyelim. Günümüzde Rusya'ya bağlı, Sovyet Rusya'ya bağlı Yakut Türkleri, Sovyet Rusya'ya bağlı Yakut Türkleri İskitlerin soyundan gelmektedir sevgili arkadaşlar. Yakut Türkleri İskitlerin soyundan gelmektedir. Lütfen unutmayınız. Anlaştık mı? Var mı buraya kadar sıkıntı? Sormak istediğiniz bir şey İskitlerle ilgili. Peki. Yoksa eğer biraz da vaktim olduğu için Asya Hun Devleti'ni de konuşalım. Ama kavimler göçüne geçmeyeceğim. Avrupa Hun Devleti'ne geçmeyeceğim. Asya Hun Devleti'ni konuşalım ve günümüzü öyle bitirelim sevgili arkadaşlar. Orta Asya'da kurulan, teşkilatlanabilmiş, bilinen ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir arkadaşlar. Tarihte teşkilatlanabilmiş, bilinen ilk Türk devletini Asya Hunları kurmuşlar. Lütfen dikkat, Asya Hunları için Büyük Hun Devleti de derler. Unutmayınız. Bazı eski atlaslarda da böyle geçer. Eski tarih sorularında da böyle geçer. Asya Hun Devleti aynı zamanda Büyük Hun Devleti'dir arkadaşlar. Soru olabilir ya da sorularda Asya Hun Devleti değil de Büyük Hun Devleti diyebilir. Asya Hun Devleti'nin kurulduğu şehir çok önemli. Ötüken, az önce demiştim ya, Türklerin ilk kızıl elması da Ötüken'dir. Yıkılan her türlü Türk devleti Ötüken merkezli bir devlet kurmak istemişler. Şunu anlıyoruz biz yapılan kazılardan. Ötüken'in Orta Asya'nın birçok bölgesine göre daha verimli, daha sulak, hatta o sıkıntılı coğrafyanın içerisinde, iklim şartlarının içerisinde ormanlık arazilerle kaplı bir yer olduğunu biliyoruz. Hatta Ötüken ormanlarının da orada var olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Onun için Türkler burayı ne yapmışlar? Kutlu şehir haline getirmişler. Lütfen not alınız. Lütfen not alınız. Çünkü MEP kitabında bu var ve ÖSYM son yıllarda bu tür şeyleri sormayı seviyor. Şehirlerin isimlerini. Ötüken için Türkler kutlu kent ya da kutlu başkent diyorlar. Aynı zamanda Ötüken için toprak ana derler. Lütfen unutmayınız. Ve yine Ötüken için Türk memleketlerinin yüreği ifadesini Türkler kullanmıştır arkadaşlar. Kutlu kent, kutlu başkent, toprak ana ve Türk memleketlerinin yüreği ifadelerini neresi için kullanmışlar? Ötüken için kullanmışlar arkadaşlar. Hocam ne sorar demiştiniz? Ne sorarlar demiştiniz? Şehir isimleri. Şehirlere verilen bu tür ünvanlar sorulabilir. İşte çünkü şöyle bir soruyla karşılaştık biz. Şehirlerin şahı ünvanıyla anılan Türk şehri aşağıdakilerden hangisidir? 2 yıl önce KPSS'de sordu. Semerkant. Tamam hocam. Bunu ben Emre Hoca Garanti Akademi Instagram sayfasında bu tür şeyleri paylaşıyorum. Orada da öne çıkanları ekliyorum.
Eğer eklerseniz Instagram sayfasına, hem şöyle gerilere doğru gidin, eski notlara şöyle bir göz atın, hem de öne çıkanlara bakın arkadaşlar. Bu tür notlar oluyor. Bir screenshot alırsınız ve sizin kendi arşivinizde de olur sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani soru gelebilecek her türlü şeyi biz orada paylaşmaya çalışıyoruz. Kutlu kent, toprak ana ve Türk memleketlerinin yüreği denmiş Ötükent için. Şimdi gelelim Teoman dönemine. Bilinen Asya Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Ve Teoman zamanında Çinlilerle, Yüeçilerle, Tunguzlarla savaşlar yapılmış. Çin'in bir kısmı ele geçirilmiş arkadaşlar. Şimdi şurayı bir konuşmak istiyorum. Teoman'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Öyle geçelim. Öncelikle şunu unutmayınız ki daha Teoman zamanında Çinliler neyi yapmaya başlamışlar? Çin Seddi'ni yapmaya başlamışlar. Milattan önce 214 yılında. Demek ki Çinliler Teoman'ın hal ve hareketlerinden rahatsız olmuşlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Çinlilere sorarsanız derler ki kuzeyden gelen barbar kavimlerin saldırılarını önlemek için biz bu setti yaptık. Arkadaşlar 11 yıllık tarih öğretmeniyim ve Türklerin barbar olmadığını ispat etmeye çalışarak geçiriyorum bu 11 yıllık sürecimi. Bundan sonraki süreci de öyle geçireceğim. Çünkü barbar demek sadece savaş yapmayı, yakıp yıkmayı bilen demektir. Ama Türklerin bir sanatı var ki ta İskitlerden beri biliyoruz. Bir zevkleri, bir müzikleri, hayata dair bir fikirleri var. Onun için Türkler barbar değil. Fakat Çinliler de şu konuda haksız değil. Sadece Türkler için yapmadı Çin Seddi'ni. Az önce bahsettiğimiz o Yüeçiler, Tunguzlar, Siyempiler, Moğollar gibi milletler içinde onlar da saldırmasınlar diye yaptı Çin Seddi'ni sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 600 yıl sürdü Çin Seddi'nin bitmesi. Ama o süreçte Türklere engel olmayı da çok da başaramadı diyebiliriz. Bir şekilde Türkler burayı geçtiler Çin Seddi'ni. Bu birinci ekleyeceğimiz nottu. İkinci ekleyeceğimiz not için de arkadaşlar MEP kitabı Teoman için lütfen not alın bunu. Yeni MEP kitabı yani bu sene baskısı Tanhu ve Shanyu ünvanı alan Teoman diyor. Tanhu ve Shanyu ünvanı alan Teoman diyor. Biz bu ünvana büyüklük ve genişlik ünvanı olduğunu söyleyebiliriz. Büyüklük ve genişlik anlamına gelen Tanhu ve Shanyu ünvanı vermişler Teoman'a Türkler arkadaşlar. Şimdi bugün o detaylara çok girmeyeceğim ama benden bu ders alan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bu ilk Türk devletlerinin en fazla yıkılma sebebinin taht kavgaları olduğunu söylemiştik. Ve bu taht kavgalarını çok ciddi manada da besleyen, büyüten Çin politikaları olduğunu söylemiştik. Çin politikaları. Şimdi daha Teoman zamanında başlamış bu Çin politikaları. Bu Çinlilerin Türk taht kavgalarını büyütebilmek için yaptıkları bir formül var. Nedir bu formül? Türk hükümdarları böl parçala yönet taktiği, doğru mu? Böl parçala yönet. Bu böl parçala yöneti de daha çok nasıl yapabiliyorlar? İşte bizim Türk hükümdarlarıyla Çinli prensesleri evlendirerek yapıyorlar. Çinli prenseslerle evleniyor bizimkiler. Çinli prenseslerle evleniyor bizimkiler ki bu evlenenlerin de ilki yine ilk Türk hükümdarı olduğu için Teoman diyebiliriz. Şimdi bu Çinli prensesler arkadaşlar ne yapacaklar? Türk töresini çok iyi öğrenecekler. Türk hakimiyet anlayışını çok iyi öğrenecekler. Töredeki açıklıkları bulup bu kardeşleri, baba oğulları birbirlerine düşürecekler. Ve bu birbirlerine düşme hadisesi sırasında da
tabii ki Çin bundan çok ciddi bir fayda elde edecek. Daha Teoman zamanında bu işin başlaması üzücü ve trajikomiktir. Ki Teoman'ın oğlu Metehan, Türk eşten olan bir çocuktur. Çinli eş kendi çocuğunun tahta çıkmasını sağlamak için Teoman'ı çok ciddi manada olumsuz derecede yönlendirmiştir ve Teoman oğlu Metehan'ı en ciddi düşmanlarından bir tanesi olan Yüeçilere esir vermiştir. Yüeçiler Metehan'ı öldürebilselerdi Teoman'ın karısının planı başarılı olacaktı. Ne olacaktı? Kendisinden olan çocuk devletin başına geçecekti. Ama Metehan esaretten kurtuldu ve bu esaretten kurtulduktan sonra babasını öldürerek devletin başına geçti sevgili arkadaşlar. Ve Türk devletinin en parlak hükümdarı oldu. Asya devletinin en parlak hükümdarı oldu. Metehan'ın babasını öldürme hadisesi ile ilgili birçok hikaye vardır. Islıklı okların mucidi Metehan arkasına aldığı askerlerle babasını oklatmış ve öldürmüştür. İnşallah dershanede bunları detaylıca konuşabiliriz o günlere geldiğimizde. Çinli prensesler unutulmuyor. Fakat şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen dikkat edin. Türk töresi durağan bir hukuk tarzı değildir. Yazıyı geç kullandığı için Türkler töreye sadıkane bağlıdırlar ama töre yazısız hukuk kurallarıdır. İşte bu yaşanan Teoman-Metehan geriliminden sonra Türk töresinde şöyle bir yola gidilmiştir. Çinli prenseslere karşı önlemler alınmıştır. Çinli prenseslerin çocuklarının hükümdar olması engellenmiştir. Arkadaşlar haberiniz olsun. Metehan devletin başına geçince bir kere şunu unutmayın. Metehan en parlak dönemi yaşatacak. Bir Türk hükümdarının adının yanına bu kadar fazla yıldız koyuyorsam ya da çok büyük yıldızlar koyuyorsam unutmayınız ki o devletin en parlak dönemidir arkadaşlar. Metehan dönemi, devletin en parlak dönemi. Unutmayınız. Sınırları çok genişletecek sevgili arkadaşlar. Şimdi Metehan dönemine tek tek bakalım. Çünkü zaten en parlak dönemler genellikle zirve ve çok hızlı düşüşler var. Bununla ilgili de yorumlar yapacağız. Ama Metehan Çin'i sürekli yeniyor. Ve Çin'i sürekli yenmesine rağmen Çin'den vergi alıyor ama bu kadar otlak sıkıntısı, yaşam yeri sıkıntısı yaşamasına rağmen Çin'i tamamen topraklarına katmaktansa Çin'den ağır vergiler almış. Bunun temel sebebi Çin'in Türklerden çok kalabalık olması. Çin Türklerden çok kalabalık olduğu için Türk kültürü, Çin kültürü içerisinde erimesin. Yani asimile olmasınlar diye ne yapmıştır? Çin'i vergiye bağlamıştır ve topraklarını oraya genişletmemiştir arkadaşlar. Anlaştık mı? Çeşitli ticaret anlaşmaları da var Çin'le ama Metehan Çin'le çok da iyi geçinemeyecek her seferinde. Unutmayınız arkadaşlar. Metehan zamanında en geniş sınırlar Türk devletlerinin örneği olacak demiş. Ama biz Metehan'ı biraz daha detaylı konuşalım. Biraz daha Metehan'la ilgili detaylar verelim. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türk tarihinin en önemli hükümdarlarının başında gelir Metehan. Konuşmak gerekir. Şimdi bir kere her şeyden önce tüm Türk boylarını tek bayrak altında ilk kez toplayan adamdır. Tüm Türk boylarını tek bayrak altında ilk kez o topladı.
yetmez. Metehan'la ilgili söylediğimiz bu söz yetmez. Yine Metehan'ın arkadaşlar en parlak dönem olduğunu söylemiştik. Yeniden yazmayacağım. Ama düzenli olduğu kurdu. Evet, bravo. Metehan'ın tahta çıktığı milattan önce 209 tarihi bugün Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi kabul edilir. Bu ne demek? Bu neyin ispatı? Türkiye'nin, Türk ordusunun ilk defa düzenli hale gelmesini o sağlamıştır. Düzenli orduyu o kurdu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Düzenli orduyu o kurdu. Yine yetmez Metehan'la ilgili söyleyeceğimiz ifadeler. Onluk sistem dünyanın tüm hemen hemen tüm ordularında kullanılan bugün onluk sistem, işte orduda onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, general, garnizon komutanı, tümen gibi askeri sistemleri kuran kişidir sevgili arkadaşlar Metehan. Yine onun döneminde Metehan'a özgü ıslıklı oklar kullanılmış ve Türkler dünyanın at üzerinde en iyi at ok kullanan milletidir olmuştur. Lütfen onu da unutmayınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi Asya Hun Devleti ile ilgili bir şeyler daha söyleyeceğim. Ama şu Kiyok'a geçmeden söyleyeyim bunu. Şura daha iyiydi, temizdi. Arkadaşlar, ikili devlet teşkilatı. Bunu daha detaylı işleyeceğiz ama ikili teşkilatı Asya Hunlarının kurduğunu bilin. Bir ara tartışma oldu bununla ilgili. İkili teşkilatı Asya Hunları mı kurdu, sonrakiler mi kurdu? MEP kitabı diyor ki Asya Hun Devleti dahil olmak üzere tüm Türk devletleri ikili teşkilat kullandılar diyor. Ne demek ikili teşkilat? Ülkeyi doğu batı yönünde ikiye ayırıyorlar. Bu ikiye ayrılan ülkenin doğusunu Hakan yönetiyor. Batısını da Hakan'ın kardeşi Yabgu ünvanıyla yönetiyor arkadaşlar. Neden doğuyu Hakan yönetiyor olabilir? Çünkü doğu hem Çin'in olduğu bir bölgeye yakın, hem de kutsal. Güneşin doğduğu yeri kutsal kabul ediyorlar arkadaşlar. Neden ikiye bölüyorlar? Amaç şu, ülkeyi daha kolay yönetebilmek için, ülke büyüdükçe daha kolay yönetebilmek için ülkeyi ikiye bölüyorlar. Hem de taht kavgalarını engellemek istiyorlar. İşte o taht kavgalarını engelleyebilmek yerine tam tersi arttırıyorlar. Çünkü Yabgu dediğimiz kişi batı tarafında kendine ait ordusuyla olacak ve zaman zaman batıdaki ağabeye ya da amcaya, kardeşe ne yapabilecek? Baş kaldırıp isyanlar çıkartabilecek. Bu da taht kavgalarına yol açacak sevgili arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Anlaştık mı bu konuda? İkili teşkilat ilk Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasının nedenlerinden bir tanesi olmuş değerli arkadaşlar. Bunları Türk devlet yönetimini konuşurken biraz daha detaylı konuşacağız sevgili arkadaşlar. Peki, Metehan'ın ölümünden sonra ne dedik? Yavaş yavaş ülke gerisin geri dönmeye başlayacak. Bu hızlı geri dönüşü Metehan'ın oğlu Kiyok'ta ne yapamayacak? Çok böyle engelleyemeyecek. Ama yine onun dönemi biraz daha iyi. Ama Hunlara karşı Çinlilerin az önce bahsettiğim gibi Çinli prensesleri göndermesi, casusluk yaptırması, haftaya Göktürkler'de daha detaylı konuşacağım. Efendime söyleyeyim, Türk beylerine hediyeler vererek ekonomik yardımlarla kendilerine bağlamaya çalışıyor. Asimile etmeye çalışıyor. Çünkü Türk yaşam şartları zor ama Çin yaşam şartları biraz daha kolay.
Türk hükümdarlarının çocuklarını erken yaşta evlendiriyorlar. Çok erken yaşta evlenen hükümdar çocukları da gidip Çin'de 3-5 gün kalınca akraba aldıkları için ana diyor ne güzelmiş diyor. Bizimki gibi diyor keçeden çadırlarda yatmıyoruz. Şömineli evlerde yatıyoruz. Sare hatırlıyor. İpek kıyafetler giyiyoruz. Rahat bir yaşanmış deyip Çinlileşmeye başlayan Türk hükümdarları ya da Türk hükümdar çocukları oluyor sevgili arkadaşlar. Çin Seddi'nin devasa boyutunu görüyorsunuz. Çok önemli. Çin Seddi uzaydan görünmüyor arkadaşlar. Ona da bir değinmiş olalım. Türklerin Çinlilerin topraklarına girmesini engellemek için yapılmıştır diyebiliriz. Kiyok'tan sonra başa geçenler ne yapamayacaklar? Devlet idaresini çok iyi yönetemeyecekler ve ülke önce batı ve güney olarak ikiye ayrılacak, sonra kuzey ve güney olarak parçalanacak diyebiliriz. Burada sadece Batı Hunlarıyla ilgili bir isim söylemek istiyorum. Onu cebe bir koyun. Kimdir o? Hükümdar Çiçi arkadaşlar. Bu Çiçi için bazı tarih soru bankalarında diyor ki ilk Türk milliyetçisidir diyor. Şimdi Çin egemenliğine girmesi. Çiçi ilk Türk milliyetçisi ise Metehan ilk Türk devrimcisi miydi? Yani ben orayı anlayamıyorum. Bu ilk Türk milliyetçisi ifadesini çok kullanabileceklerini zannetmiyorum sınavda. Ama biz Çiçi ile ilgili şu güzel ifadeyi, milliyetçi ifadeyi konuşalım. Çiçi der ki, Çiçi'ye Çinliler teklifte bulunuyorlar. Diyorlar ki, ey Çiçi, güzel kardeşim, bizim egemenliğimize girersen çoluğuna, çocuğuna, kendine hiç kimseye dokunmayacağız. Ama Çiçi diyor ki, Çin egemenliğine girmek gülünç ve utanç vericidir diyor Çiçi. Gülünç ve utanç vericidir diyor. Yani Çin'in barış tekliflerini ya da Çin'in egemenliğime gir tekliflerini kabul etmiyor. Ne yazık ki Çinliler de Çiçi ile birlikte Çiçi'nin sarayında ve çevresinde bulunan yaklaşık 1000 kişiyi tamamen öldürüyorlar ve Batı Hunları da Çin egemenliğine girecekler. Bir süre sonra da kalan Güney Hunları Kuzey Güney olarak ikiye bölünecekler. Dikkat! Kuzey Hunlarından kalanlar da batıya doğru göç ederek kavimler göçünü gerçekleştirecekler ve Avrupa Hun Devleti'nin kurulmasını sağlayacaklar arkadaşlar. Haberiniz olsun. O süreci de önümüzdeki hafta konuşacağız değerli arkadaşlar. Asya Devleti'nin yıkılmasından sonra bakın Çin Asya'nın en güçlü devleti durumuna geldi ama bir sürü farklı milletler de ortaya çıktı. İpek yolu egemenliğini Türkler kaybetti. Tabgaçlar, Sasaniler, Akun devleti gibi, Avarlar gibi devletler ortaya çıkacak. Arkadaşlar Orta Asya'ya önümüzdeki hafta geri döneceğiz. Sevgili arkadaşlar, kültür ve uygarlıkla en sona bırakacağım. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Teşekkürler hocam, ağzınıza sağlık.